Merhaba arkadaşlar, herkese bayramüstü size kül çöreği yapacağım. Kül çöreği boya battılı benim kayınvalidem. Onun yaptığı bir çörek. Çok lezzetli oluyor, biz çok seviyoruz. Şimdi size onun tarifini vereceğim. Yaklaşık 1,5 kilo unla başlıyorum. Unumuzu alalım. Evet, göz kararı sanırım 1,5 olmuştur. Kuru mayamız var. Yaş mayayla da yapabilirsiniz. Hamurdan, fırından ekmek hamuru alıp bir tane onunla da yapabilirsiniz. Ben mayanın içine şeker katmıyorum. Şeker katkısı olmasın diye mayanın dışında. Şöyle mayamızı döktük. Bu arada kül çöreği dedim ama külü hamurun içine değil altına ve üstüne kullanacağız. Suyumuz ılık su olacak. Tuzumuzu, göz kararı tuzumuzu koyuyoruz. Şimdi yavaş yavaş yoğurmaya başlıyoruz. Dediğim gibi ılık suyla yoğuruyoruz ki mayası çabuk gelsin. Biraz daha un ekliyoruz çünkü gözüme az göründü. Evet, yoğurmaya devam ediyoruz. Eğer hamurunuz cıvıksa un ekleyebilirsiniz kıvama getirmek için. Ben bu aşamada yoğururken ara ara çünkü un ekledim. Kulak memesi kıvamından biraz sert bir hamur oluyor. Şimdi tabii herkes bu meşe, elenmiş meşe külünü bulamaz. Bu tarifle, aynı bu tarifle yoğurup mayalandıktan sonra üstüne hafif sıvı yağ sürüp, tepsinin altına da tabii sıvı yağ sürüp, ekmeğin üstüne tekrar sıvı yağ sürüp fırına atabilirsiniz. Şimdi bu ekmeğin lezzeti fırından çıktıktan sonra sıcak sıcak soğanı ikiye bölüyorsunuz ve her tarafına soğan sürüyorsunuz. O soğan buna değişik bir tat, lezzet veriyor. Hem de kurutmuyor ekmeği. Evet.
Evet, hamurumuzu yoğurma işlemimiz bitti. Şimdi burada yuvarlak şeklini vereceğiz. Altını biraz unlayalım. Ve bu şekilde elimizde genişletiyoruz. Benim tepsimin boyutu bu. Gördüğünüz gibi altında elenmiş meşe külüm var. Ben bu tepsiyi sadece bu ekmek için kullanıyorum. Siz tepsinizi pişirme kağıdı altına serip kullanabilirsiniz. Meşe külü bulabilenler. Bulamayanlar zaten tepside normal ekmek olabiliyor zaten. Şimdi bunu kaldırıyoruz. Tepsimize yerleştiriyoruz. Evet. Şimdi üstünü kapatıp mayalanmaya bırakacağız. Yaklaşık burası çok sıcak olduğu için yani mayalanması bir saati bulmaz. Üstüne kül dökme aşamasında tekrar görüşmek üzere. Evet, ekmeğimizin üstünü örttük. Kabarmaya başlamış. Kabardıktan sonra zaten o mayalanma kararını bilirsiniz. Sonra üstüne külümüzü güzelce döşeyeceğiz. Fırına vereceğiz. Evet, sevgili takipçiler. Ekmeğimizin mayası geldi. Çok da güzel oldu. Fırınımızı önceden 180 dereceyle ısıtıyoruz. Şöyle altına da külümüz vardı biliyorsunuz. Tepsinin içinde de külümüz vardı. Bu külümüzü de döküp bu daha önce de dediğim gibi elenmiş meşe odunu külü. Sakın başka külle denemeyin. Her tarafına şöyle iyice yayıyoruz. Şimdi dersiniz ki bu küllü ekmeği nasıl yiyeceğiz? Piştikten sonra bunu fırından çıkartacağız ve bu külünü bezle üstüne vura vura, bezle sile sile temizleyeceğiz. Hiç endişe etmeyin, hemen çıkıyor çünkü. Evet, bu kadar. İçinin daha iyi pişmesi için şöyle üstünden bıçakla veya kürdanla birkaç delik açıyoruz. Şimdi fırınımıza vereceğiz. Bu şekilde 180 derecede pişecek. Evet arkadaşlar, ekmeğimiz pişti. Şimdi bunun külünü temizlemeye gidiyoruz. Külünü döktük. Kenarlardan yapışmış. Evet. Çöreğimiz pişmiş. Sıcak olduğu için ama külünü de sıcakken temizlememiz gerekiyor. Mi?
çöreğimizin külü temizlendi. Şimdi etrafına soğan süreceğiz. Ekmeğimizden çıkan külü atmıyoruz. Bunu bir dahaki pişirmemizde çünkü tekrar kullanacağız. Şimdi soğanı şu şekilde ikiye bölüp üstüne, kenarlarına, her yerine sürüyoruz. Evet. Ekmeğimizin son hali bu. Afiyet olsun.